Bitcoin'de Powell etkisi adı altındaki haberi inceleyeceğiz. Genel hatlarıyla bu saatten sonra makrodaki beklentiler ve kripto paraların bu durum karşısındaki hali üzerine konuşacağız. Bitcoin Powell etkisi. Kripto para piyasasında da gözler dün akşam Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizi sabit bıraktı. Tabi haber eski, yani bir iki günlük bir haberden söz ediyor burada. Faizi sabit bıraktı. Devamında piyasa hafiften bir tekrardan böyle bir durgunluk içerisine girdi. Nitekim beklentilerden kaynaklı olarak bu şekilde hareketler görmüş olduk. Fed'den bu saatten sonra ne bekliyoruz sorusu. Fed'den bu saatten sonra yine bu sabitliği, bu sıkı faiz oranlarını epeyce bir süre daha açıkçası devam ettirmesini bekliyoruz. Bu 2024'ün 3. çeyreğine kadar bu oranların devam etmesi şu anda mevcut halde en büyük beklenti olacaktır. Dolayısıyla şu tarz haber şeyler de var işte, ne bileyim, erken niye, ne zaman faiz azaltacak, ne zaman şöyle olacak, böyle olacak. Bu zaman faiz azaltacak işte, beklenti bu. Epey bir zamandır beklenti bu, haftalardır beklenti bu. Dolayısıyla tutup da farklı bir yöne çekmeye, böyle başka bir yere çekmeye gerek yok işi. Faizlerin azaltılacağı tarihe kadar piyasa yükselmez mi? Tabii ki de yükselir. Fakat tam performans gösteremeyecektir bu noktada. Örneğin önceden bir şeyden bahsetmiştik Ripple'la alakalı. Dedik ki Ripple ciddi bir büyüme gösterdi, sağlam yükselişler gösterdi. Eğer ki bunu siz bir başarıdan sayıyorsanız, bilin ki XRP Coin dünya çapında hemen hemen büyük bir ambargonun altındayken bu başarıyı gösterdi diye konuşmuştuk. Tabi davayı kazandı, üstüne tekrar ABD'de açıldı, Almanya ya da Kanada gibi diğer ülkelerde de üstüne tekrardan bunlar kalkınca, ambargoları kalkınca daha da iyi bir pozisyona oturmuş oldu. İşte bu da buna benzer. BTC'deki, tabii ki BTC'nin gücü bitmez. Yukarı yönlü hareket sürdürecektir. Ama önümüzde şu an faizlerin azaltılması için tabii ki belli bir süreç var. Ki bu belli bir süreç belki de ortalama 9 ay ila 12 ay hani olması bekleniyor. Az bir zaman dilimi değil tabii ki. Ama bak tekrar söylüyorum, yapacak bir şey yok. Yani ne yapabiliriz? O kadar konuştuk. Şubat'ta da konuştuk. Yılın başında, Ocak'ta da konuştuk. Mart'ta da konuştuk. Yani Elon Musk'a niye bakıyorsunuz? Elon Musk sonuçta adam, şirket yöneten bir adam. Onun söylediğiyle iş yapılır mı? Onun çıkarıyla sizin çıkarınız bir mi zannediyorsunuz? Elon Musk diyor ki faizleri azalt, faizleri azalt. Tabii ki faizleri azalt diyecek. Arttır diyecek hali yok elemanın yani. O öyle söylüyor. Herkes diyor ki faizleri azalt. Azaltmayı bırak, bak ne oldu faizleri durdurunca. Bu şekilde bir şey olmaması lazım. O yüzden Fed şu an tabii bir parti 25 daha gelme ihtimali çok yüksek. İkinci parti 25'te gelebilir. Hatta ben olacağını pek düşünmüyorum. Olsa daha iyi olur aslında, ama 3 parti bile 25 totalde gelebilir hala. Yani böyle bir şey yapmalarını bekleyen taraflar var. Böyle de bir durum yani. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Fakat yine de bu piyasanın kesinlikle çıkarını olacaktır. Çünkü ne kadar hızlı ve sert giderlerse o kadar iyi bir şekilde geri dönebilirler. Bakmayın ABD ekonomisinde mesela, şimdi faizler artıyor. ABD ekonomisinde ne olacaktır? Ne olabilir? En kötü bir bank run'la karşılaşırız. Bank run'dan kaynaklı hem piyasa yükselmiş olur. Üstüne üstlük faizler sıkı bir şekilde devam etmiş ve bu yolda azaltmaya da erken gidiyor oluruz. Şu anki veriler tamam iyi, fakat 3.2'den 3. nokta şeyden 3.3'ten 3.7'ye kadar 2 ayda tekrardan arttı. Bunun tekrardan 3'e dönmesi nereden baksanız 5-6 ay alır, bak ben size söyleyeyim. Ondan sonra ufak 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 derken bu şekilde devam eder ve iyice tilt eder yani tüfe. Zaten şu an bir sefer bir kere daha arttığını görseler hemen 25'i yapıştırırlar, hiç acımazlar.
Bir daha mı? Bir daha. Gelirler yani. Çünkü tam iki parti zaten tüfe arttı. Ama bu saatten sonra çok fazla tolerans kalmadı yani tüfedeki yükseliş hususuna karşı. Ve bu iyi olacaktır. Gelecek 9-12 ay içerisinde piyasadaki yükselişin devamı ancak yavaş yükselişin devamını bekliyoruz. Ama bazı durumlar var. Şimdi bunlar spekülatif gibi gözüküyor. Kesinlikle olacak olan fakat bu noktada yine tarihi tam olarak bilinmeyen unsurlar. Şimdi halving var. Halving'in tarihini kestirebiliyoruz. 2024'ün Nisan ayında halving var. Halving kesin kes halving'den önce bir fiyatlama yapılır diyemeyiz. Neden? Çünkü halving'den sonra da yapabilir ki genelde halving'den sonra yapar. Önce yapma ihtimali de var. Fakat BTC'nin anlık gücüne göre değişir. Bunu şu an için öngöremeyiz yani onu söylemeye çalışıyorum. Halving her zaman rally sinyalini verir, rally'e kaldırır. Fakat bu noktada dediğim gibi kesinlikle öncesinde olur ya da olmaz gibi bir şeyi biz burada söyleyemeyiz yani durum bu. İki çok önemli durumlar. Tesla muhtemelen tekrardan kabul gerçekleştirecek Bitcoin'i. Nitekim bu da gelecek aylar içerisinde olabilir. Bu da piyasa için bir katalizör. Bir de SEC meselesi var biliyorsunuz. SEC'e de yakın zaman içerisinde bir ne gelecek? Yakın zaman içinde ETF başvurularını onay yapması bekleniyor, onaylaması bekleniyor. Hal böyle olunca tabii ki fiyatlar çok büyük bir ihtimalle korkunç derecede patlayabilir. Nitekim ben bunun 9-12 ay değil yani 2023 yılında sanırım 2023 yılında kabul edilmez. Dediğim gibi kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama 2024'ün ilk kısımlarında ilk çeyrek, en geç ikinci çeyrek gibi ben bunun kabul göreceğini düşünüyorum. Çünkü fazla uzadıkça bu sefer sesler artıyor. Kenarda daha şimdiden Ether başvuruları var. Daha onları incelemeleri gerekiyor. Dolayısıyla dikkat etmek gerekir. Ekim ayında bundan sonraki SEC'in karar anı ve başvuruların sonuçlanma tarihi yaklaşacaktır. Bununla alakalı da vereceği kararı takip edeceğiz. Velhasıl beklenen piyasa normali budur. Piyasa içerisinde olabilecekler dahilindeki olaylar ve bunların sonuçları da potansiyel sonuçları da bu şekildedir. Piyasada her şey hala yolunda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.